Sahip olmak yerine paylaşmak. Bu trend Almanya'da da hakim. Bugün mobiliteye erişim kendi aracına sahip olmaktan daha önemli. Şık giysileri satın almak yerine ödünç almak, genç firmalar yeni bir ticaret modeli benimsemeye başladı. Paylaşmak benim için bir yandan topluluk, bir yandan da bağımsızlık. Ortak tüketim. Bu paylaşım ekonomisinin sloganı. Bugün kimse sadece kendi için çalışıp yaşamıyor. Ortak çalışmak çok önemli. Çoğu Alman çiftçisi için de durum farklı değil. Şu anda mısır hasadı dönemi. Bunun için gerekli makine 350 bin euroyu buluyor. Havuç ve patateslerin hasadının da yapılması gerek. Hiçbir çiftçinin gücü bu makineleri tek başına almaya yetmez. Yani paylaşılmalı. Çim biçme makinesi olmayan komşu bir çiftlik var. Kendi makinemi alıp ona gidiyorum. Ekinlerini biçiyorum. Sonbaharda patates hasadı döneminde de kendi makinesiyle gelip patateslerimi çıkartıyor. Masraf da Makine Halkası Derneği tarafından hesaplanıyor. Yazın ekin hasadı için dernek üzerinden ödemeyi alıyorum. Sonbaharda da o benden patates hasadı için para alıyor. Yaklaşık 200 bin çiftçi bu dernek üzerinden makinelerini paylaşıyor. Bu yararlı dernek 1958 yılında kurulmuş. Almanya'da ortak ekonominin öncüsü olarak görülüyor. Bunlar aslında bizi bunu yapmaya sevk eden ekonomik zorunluluklar. Ben şahsen bunun benim Hristiyanlık inancımla bağdaştığı görüşündeyim. İnsan bazı şeyleri verip paylaşabilmeli. Kişisel sorumlulukta kazanç sağlama çabası da önemli. Bu da mümkün olmalı. Bugün hemen her şey paylaşılabilir. Turistlerle evler, komşularla yemek paylaşılabilir ya da bahçeler çadır kurma yeri olarak sunulabilir. Bireylerin arzları için aracılık eden firmalar da tabii ki bununla para kazanmak istiyor. Hamburg'da yeni kurulan Wunder adlı firma bu tür hizmetler sunuyor. İnsanlar bir kent içinde ortak sürüş için randevulaşıyor. Filipinlerin başkenti Manila'daki hizmetleriyle işe başlamışlar. Yolculuk masrafı 1-2 euro. Otobüs biletiyle aynı fiyat. Sürücü birden fazla kişiyi yanına aldığında firma da kar payı alıyor. Sürücü ve yolcular telefon uygulaması üzerinden birbirini buluyor. Airbnb'nin eski Almanya şubesi şefi ve Wunder firmasının kurucusu Gunnar Froh, kaynakları daha iyi kullanmak istiyor. Büyük şehirlerde çoğu insan işe gitmek için uzun mesafe kat ediyor. Genelde otomobilleriyle yalnız gidiyorlar. Şu anda çalıştığımız Manila gibi çok büyük kentlerde trafik inanılmaz. İnsanlar günde ortalama 4 saat yolda. Trenler tamamen dolu. Uygulama üzerinden bir insanın aynı yöne giden bir başkasını bulup benzin parasını ödemesi mantıklı. Klasik ortak sürüş merkezleri de özel araçlarla yolculuk imkanı sunuyor. Ancak bir kentten bir diğerine gidilebiliyor. Hizmetler için akıllı telefon uygulaması üzerinden randevu alınabiliyor. Pek çok büyük kentte çoğu genç için kendi otomobiline sahip olmak artık çok önemli değil. Bir otomobili daha az masraflı kullanabileceğini bilen insanlar artık otomobillerini tek başına nereye kaydettireceği, hangi vergileri ödeyeceği konusunda endişelenmektense kullanabileceği bir sonraki otomobilin nerede olduğunu, ortak sürüş fırsatlarının nerede bulunduğunu daha çok düşünüyor. Kıyafetler için de artık çok fazla para vermeye gerek yok. Bu iki genç girişimci bir nevi kıyafet kütüphanesi kurmuş. Ayda 34 euroya 4 parça giysi kiralanabiliyor. Sipariş internet üzerinden veriliyor. Kişi önce hoşuna giden moda tarzını giriyor, ona göre seçenekler sunuluyor. Tüm dolabın ucuz kıyafetlerle dolu olması ne işe yarıyor? Bu şekilde sahiplik duygusu azalıyor. Sonuçta çok çalışarak alınan şeyler değil. İnsan artık sahip olduğu şeylerden gurur duymuyor. Sonuçta hepsi bir sürü çöp. Daha aza sahip olmak aynı zamanda daha az atmak anlamına da geliyor. Giysi kiralamak geleneksel tüketime bir alternatif olabilir. Müşteriler kendi az giydikleri giysileri de kiraya verebiliyor.
çoğu düzenli şekilde sipariş veriyor. Ayda 300'den fazla giysi paketi gönderiliyor.